Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben yurda geldim. Yorganlarımı, yastıklarımı falan aldım. Onları takacağım şimdi. Ama çok yorucu bir yolculuk geçirdim. Gerçekten hiç uyuyamadım da. Ben bunu yüce atayım dedim. Ben sabah 5.30'da bildim herhalde. 6'ya geliyordum. Kuzenim de Trabzon'da okuyor. O da bizimle beraber geldi. Kazım da kaçta indi? 7.30 falan. O civarda indi. Onu da otogara girmemiş. Kendi koşla gelmiştik. Yolda bırakmışlar herhalde. O da dolmuş da gitmiş. Yolda falan. Girdiydi işte. Yerleşti sabah konuştu. Kahvaltı falan yapıyordu. Ben de kahvaltı yaptım geldim. Bir kamera sorunu yaşadım. Orada aşağıdan görünüyordu. Şimdi buradan geçtim. Şey taktım. Çarşaf var falan. Yorgan ucunu takacağım şimdi de. Nefret ediyorum. Çarşaf yüzü takmaktan falan. Odada kimse yokmuş arkadaşlar. İlk gelen ben oldum. Dışarı çok soğuk. Oda o kadar sıcak ki anlatamam yani. Pencereyi de açmamışım. Ona geldim arkadaşlar, daha saat şey olmadı da. Yorganla falan ben de öyle yaptım. Şöyle güzel tanesinde. Geri bir saat falan uyudum. Kalktım, kahvaltı yaptım. Kahvaltıda da parmağım okumadı. Gittim yukarıdan onun iznini açtırdım. Kahvaltı yaptım, odaya çıktım yerine. Valizimi alıp yerleştireceğim çünkü. Yorgunum zaten. Uyku var ya. Esma'ya sabah derse gideceğim. Not tutmaya. Hocamızın dersi var. Ben geçtim de arkadaşımın dersine kaldığı için o derse gidebilirim. Çok poşet yastığı yüzünden çıktım. Şöyle taktım. Şimdi şunları yerleştireceğim. Tekrar ayarlamam lazım kamerayı. Şöyle yataklar bomboş yine. Kimse niye yok bilmiyorum. Zaten Esma gelecek birine de diğeri kim bilmiyorum. Havada şöyle. Dışarıda makine çalışıyor. Hemen çok hiç izlenmiyor şimdi. O kadar kalabalık değil beklediğim gibi.
Gel yaşadım bakalım. 2 ay. 9 ay buradaydık. 2 ay. Eve git gel yatacağız da tabii. Tek başına olunca da insan ne bulmuş yani şaşırıyor. Aynen kırıldı zannettim. Kırılmamış. Kışlıklar falan hep getirdim çünkü buraya hemen kış geliyor biliyorsun ya. Sürekli yağmur falan yağıyor. Esma ile termos almıştık. O da aldı, ben de aldıydım. Madem ay, aynı odaya düşeceğimizi bilmiyorduk tabii. Dışarıda makine çalışıyor. Hemen pencereyi kapatacağım. Yurtta daha çok kişi de gelmiyor şimdi. O kadar kalabalık değil beklediğim gibi. Yerleşelim bakalım. 2 ay. 9 ay buradaydık. 2 ay. Eve git gel yapacağız da tabii. Tek başına olunca da insan ne bulmuş yani şaşırıyor. Aynen kırıldı zannettim. Kırılmamış. Kışlıklar falan hep getirdim çünkü buraya hemen kış geliyor biliyorsun yani. Sürekli yağmur falan yağıyor. Esma ile termos almıştık. O da aldı, ben de aldıydım. Madem ay, aynı odaya düşeceğimizi bilmiyorduk yani. İçini falan da sileceğim de arkadaşlar. Kim tutacak beni, kim çekecek, kimse yok. O yüzden yine biraz video çekmek istedim anneme. İnşallah izlersiniz. İnşallah sesim de geliyordur. Duyuyorsunuzdur. Valizim de kırıldı orada. Ortaya gelince benim başıma geldi, almıyorum. Bilmiyorum. Ortada bir şey mi var? Bende mi bir şey var? İyi sığdırmışsın bana bir bak. Çantaların hepsini beğenmedim. Esma söyledi. Barizime sığmıyor dedi. O yüzden o gelecek zaten birkaç günü. Birkaç gün online kayıt olacak arkadaşlar. Ondan sonra yurda gelebilir. Evden şöyle peçete kızlarıydım. Oraya gelirken her şeyinizi unutabilirsiniz ama şemsiyenizi asla. Sevda şöyle diş macunları verdiydi. Küçük şeysinden hastanesinden getirmiş önce. Bu
Okulda her şeye ihtiyaç duyuyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi arıyorsunuz. O yüzden her şeyi bırakacağınız zaman. İki düzen isteyeceksiniz. Şunun içine de çay ve şeker var. Kesinlikle hiçbir zaman işlemeyecek. Öylece duracak orada. Burayı bıraktım arkadaşlar. Geri vazgeçtim. Size valizim nasıl kırıldı benim göstereceğim. Böyle kırılmış. Patlamış mı olmuş anlamadım. Şunları yerleştirirken biraz çekeyim dedim. Şampuanım da yolda gelirken başına ne geldi bilmiyorum. Bükülmüş böyle. Şunları şöyle doldurayım içine. Şunu arkadaşım hediye edeceğim. Çok beğenmiş. Ben de al senin olsun dedim. Bunları da evde saklıyorum. Annem görmesin. Şuraya yerleştireceğim işte. Şöyle sizin babanın çok güzel. Biz de yapacak bir şey. Şöyle, şöyle. Kafam karıştı. Heyecanlandım. Bir şey yapacak vardım. Nerede çaldı ya? Şöyle bir tane el kremi almıştım. Gratis'te. Ben krem sürmeden duramıyorum. Ruh hastasıyım. Şu fondöten. Poşetiyle beraber. Umarım ses sizi rahatsız etmiyordur ya da sesim size geliyordur diyeyim daha doğrusu. Şurada da şey var içinde, nemlendirici var. Böyle yerleştireceğim işte ya. Aman. Bunlar dursun. Süngerlerim de var. İki tane mi sünger getiririz? Şuraya çantaları koyacağım birazdan. Hatta başlayayım dönmeye. Bulabilirsem çantalar nerede acaba? Tek başına YouTube çekmek çok zormuş gerçekten. Ama erken olsa zorlanmam da. Bu da takipçimizin hediyesi. Buradan tekrardan teşekkür ederiz. Takmak için getirdim bunu. Şimdi Selda vermişti. Şuradan başlamak istedim. Hayatımın anlamı tek erkeğim. Hasoşumu da tabii ki de yanımda getirdim. Yatağımda taktım arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Buraya aynamı koydum. Su, sabah kahvaltı yapmıştım. Çöp atacağım. Şurada şöyle Selda'dan dızladığım defterlerim var. Şurada peçete. Üst tarafta da çay vardı işte. Evden getirdiğim. Hasoşumun baş harfi. Şuraya da şöyle duş yeri falan onları yerleştirdim. Üst tarafta bu hurçlar, telefon kılıfları, telefon kutum. Bunları yerleştirdim. Şöyle makyaj malzemeleri falan. Şu poşetin içinde far paleti var. O da şey olmasın diye, dökülmesin diye. Çantaları böylece attım yani arkadaşlar. Şurada şey var, ütü var. Kurutma makinesi. Fön makinesi, kurutma makinesi ne? Düzleştirici. Şu terliğimin biri şu. Sonra
diğerini. Buraya koydum onu banyoda giymek için. Şurada Hasan abinin gönderdiği ayakkabı var. Botum ve kendime ayakkabı almıştım. O var. Buraya havluları astım. Biraz karanlık görünebilir. Şurada pijamalarım, pantolon, eşofman falan onları koydum. Aşağıda şey işte çorap falan. Buraya da giyeceğim kıyafetler işte yerleştirdim şöyle. Arkaya montlardan başladım. Kazak, tişört olarak sıraladım. Üst tarafa da bir şey koydum. Bizim koydum. Böyle. Şu an sadece ben yerleştim. Esma gelecek. Diğer kız kim olur onu bilemiyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Gelirken de söylemiştim. Anneme biz yokuz artık destek olun dedim. Bol bol yorum yapın dedim. Rica ettim yani. İnşallah izlersiniz. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Anneme destek olmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.